Selamünaleyküm, rahmetullah, berekat, sevgili öğrencilerim merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün tefsir dersi birinci dönem, birinci yazılı soru ve cevaplarıyla sizlerle beraberiz. Sorular önünüzden geçiyor arkadaşlar, bu sorularımızı kendiniz şimdi çözün. Şimdi hemen birazdan cevaplara geçeceğiz. Cevapları çözerken kontrolünüzü yapın. Bu arada kanalımıza abone olmadıysanız henüz, kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlarınızla da kanalımızı, videoları paylaşırsanız çok mutlu olacağım. Kur'an'ın indiriliş amacını ayetlerle delillendirerek açıklayınız. Evet, hocamız böyle bir soru sorabilir bize çocuklar. Kur'an'ın indirilişini ayetlerle delillendirerek, delil sunarak yazınız. Nasıl cevap vereceğiz arkadaşlar? Şöyle cevap verebiliriz. Kur'an'ın indiriliş amacını şöyle özetleyebiliriz. Birincisi, önceki kitaplarda yer alan tahrifatı düzeltmek. Bunun delili nedir? Bakara suresi 75 ve 79. ayetler. İkincisi ise arkadaşlar, insanlığın ihtiyaçlarının artması ve evrensel bir kitaba ihtiyaç duyulması. Bunun da delili arkadaşlar, Maide suresi 13 ve 14. ayetler olarak ne yapılabilir? Gösterilebilir. İşte bu iki ayeti ve ayetleri daha doğrusu gösterirsek bu surelerdeki sorumuzun cevabını vermiş oluruz. Demek ki arkadaşlar, önceki kitaplardaki tahrifatı düzeltmek için Kur'an-ı Kerim gelmiştir. Birincisi bu. İkincisi, insanlığın ihtiyaçlarının artması nedeniyle ve evrensel bir kitaba ihtiyaç duyulması nedeniyle. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim evrenseldir. Peygamberimiz tüm ümmetlere gönderilmiş bir peygamberdir. Soru 2'ye gelelim arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in birçok ismi vardır. Bu isimlerin her biri Kur'an'ın bir özelliğini dile getirmektedir. Buna göre, bu açıklamaya göre bu isimlerden bildiklerinizi yazdınız. Yani hocanız burada size bir özgürlük alanı tanımış. Peki biz ne diyeceğiz? 1. Kitap. Furkan, yani hak ile batılı ayıran. Mesani, yani bakılmadan tekrar tekrar okunan. İşte hafızlık, değil mi? Gelişim. Kelamullah, nur, hüda, yani hidayet rehberi. Rahmet, şifa, zikir, hikmet, hak, tenzil, yani indirilen. Evet, ruh, mev'ize, yani öğüt, öğüt veren. Urvetül vuska, çok önemli bu. Yani sağlam kul. İsimleri arkadaşlar bunlar arasındadır. Yani bu isimleri biz ne yaparsak, yazarsak doğru bir cevap vermiş oluruz. Özellikle buradaki bir isim çok önemli arkadaşlar. Urvetül vuska, yani sağlam kul. Ayette de diyor ya, o kulba tutunursanız kurtulursunuz. Evet, Kur'an böyle bir kitaptır. Evet, Kur'an-ı Kerim arkadaşlar evrensel bir kitap mıdır? Delillendirerek yorumlayınız. Evet arkadaşlar, böyle bir soru gelebilir. Yani bu soru dışında da başka yerde de bize sorulabilir. Evet, şöyle bir özet cevap verebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar, Hazreti Adem aleyhisselam peygamberden Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberler tevhid dini olan İslam'ı tebliğ etmişlerdir. Evet. Bunun için bakalım nereye? Bakara suresi 128 ve 137. ayetlere delil olarak bu söylediğimizde. Kur'an, önceki kitapların tahrifini düzelten ve insanları doğru inanca yönlendiren evrensel bir kitaptır. Bunun ayetini de bir önceki soruda arkadaşlar göstermiştik. Ve Kur'an-ı Kerim arkadaşlar tevhide dayalı bir inanç oluşturmak ve şirkin her türlüsünü kaldırmak için indirilmiştir. Dolayısıyla evrenseldir ve şirke karşı tevhid inancını savunan bir amaçla indirilmiştir. Dolayısıyla Kur'an evrensel bir kitaptır. Öz olarak bu şekilde ifade edebiliriz. Bunu daha da genişletebiliriz arkadaşlar. Soru 4. Kur'an-ı Kerim hangi tarihte ve nerede vahyedilmeye başlanmıştır? O devirde Arap toplumundaki egemen inanç sistemi nedir arkadaşlar? Evet, güzel bir soru. Cevap: Kur'an-ı Kerim 610 yılında Mekke'de vahyedilmeye başlanmıştır arkadaşlar. O devirde Arap toplumundaki egemen inanç sistemi putperestlikti. Evet, Arap toplumu putperest bir toplumdu. Biliyorsunuz putlara tapıyorlardı. Kabe'nin etrafında da büyük putlar bulunuyordu ve dolayısıyla bu topluma ne yaptı? Geldi. Soru 5. Kur'an-ı Kerim nasıl bir ortamda inmeye başladı arkadaşlar? Arkadaşlar, İslam'dan önce cahiliye Araplarının tapındıkları çok sayıda put vardı ve bunların 360 tanesi Kabe'de bulunuyordu. O devirde Arap toplumunda Hanifler diye bilinen ve Allah'a inanan azınlık bir grup da vardı. Hazreti İbrahim'in dini, tevhid dini. Evet, fakat egemen inanç sistemi putperestlikti. Yani Hanif dinine inananlar çok çok azdı. Ayrıca birçok Mekkeli kendi evinde bir put bulunduruyordu. Dönüşte de saygı için arkadaşlar bu puta uğruyor. Özellikle yolculuğa çıkarken döndükten sonra arkadaşlar.
Herhangi bir müşriğin yolculuğa çıkacağı zaman en son dokunacağı, dönüşte de saygı için ilk başvuracağı bu evindeki put idi. Müşrikler putların etrafında tavaf yapar, onlar için kurbanlar keser ve çeşitli zamanlarda onlara hediyeler verirlerdi arkadaşlar. Gene müşrik Araplar Allah'ın Celle Celaluhu'nun kızları olarak kabul ettikleri meleklere ve cinlere de tapıyorlardı. Yani putlar dışında meleklere ve cinlere tapıyorlardı. Haşa, melekleri Allah'ın kızları kabul ediyorlardı. Tabiatıyla böyle bir inanç Allah Celle Celaluhu'nun inancını temelden bozmuş, tevhid inancı bozulmuş ve arkadaşlar kötü ve sıkıntılı bir toplum olmuş ve hayatın, sosyal hayatın çürümesine yol açmıştır. Kur'an-ı Kerim işte böyle bir ortamda arkadaşlar ne yapmıştı? Gelmişti. Sosyal ortam böyleydi ve soru 6'ya geliyoruz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim arkadaşlar insan hayatını kaç boyuttan kuşatır? Delillendirerek açıklayınız. Yani Kur'an-ı Kerim'in hangi yönlerden bizi kuşattığı, kaç boyuttan, kaç açıdan bizi kuşattığını soruyor bu soru. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim insan hayatını 3 boyuttan kuşatır. 1- uzunluk boyutuyla, yani doğumdan ölüme kadar süren dönemi kapsar. Bakınız arkadaşlar bu konuda Hicr suresi 99. ayet. Elinizde bir Kur'an-ı Kerim bulunsun, hemen açın oradan bakın. 2- genişlik boyutuyla kuşatır. Hayatın tüm bölümlerini kapsamadır arkadaşlar. Bu da Bakara suresi 208. ayete dayandırıyoruz bunu. Ve derinlik boyutu, ihlas, huşu ve ihsan bütünlüğünde kuşatır insanı arkadaşlar. Bunun için de Beyyine suresi 5. ayete bakabiliriz. Demek ki Kur'an 3 açıdan bizi 3 bakımdan kuşatıyor. Uzunluk boyutuyla, genişlik boyutuyla ve derinlik boyutuyla bizleri kuşatıyor. Dolayısıyla evrenseldir. Yani Kur'an-ı Kerim rastgele okunacak bir şey, rastgele evimizde süs diye duracak bir şey değil. Hani Akif'in dediği gibi, hele inmemiştir Kur'an bunu hakkıyla bilin, mısralarıyla. Değil mi? Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak. Cevap: Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın insanla iletişim kurmasının ancak 3 yolla mümkün olduğunu haber vermektedir. Bak, delil ne? Kur'an-ı Kerim. Şura suresi 51. ayette bu yollar şöyle ifade ediliyor arkadaşlar. Allah Celle Celaluhu bir insan ile ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur yahut bir elçi gönderir de izniyle dilediğini vahyeder. Kimdir o elçi? Cebrail aleyhisselam. Değil mi arkadaşlar? O pek yücedir, tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. Evet, bu ayet vahyin şu 3 şekilde gerçekleştiğini ifade ediyor arkadaşlar, bize söylüyor. Vahiy 1- ilham yoluyla, 2- perde arkasından konuşmayla, 3- Cebrail aleyhisselamın vahiy getirmesiyle oluşur sevgili arkadaşlar. Soru 8'e gelelim sevgili öğrencilerim. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kaç yaşındayken nerede ilk vahiy gelmiştir, bunu yazınız diyor sorumuz. Evet, sizler için hazırladığımız bu soruda. Arkadaşlar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e 40 yaşındayken Mekke'de Hira mağarasında ilk vahiy gelmiştir. Evet, Mekke'de Hira mağarasında. Kur'an-ı Kerim arkadaşlar Allah Celle Celaluhu tarafından Hazreti Peygamber'e vahiy meleği Cebrail aleyhisselam tarafından ne yapılmıştır? Gönderilmiştir, indirilmiştir, nüzul etmiştir. Arkadaşlar soru 9'a geliyoruz. Vahiy kavramının hangi anlamlarda kullanıldığını Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetlerinde ayetlerinden bulabiliriz? Bu ayetlerin adını ve ilgili ayetlerin numaralarını yazınız demiş arkadaşlar. Arkadaşlar vahiy kavramının hangi anlamlarda kullanıldığını biz En'am suresi 121. ayette, Fussilet suresi 12. ayette, Zilzal suresi 5. ayette, Maide suresi 111. ayette ve Kasas suresi 7. ayette, Taha suresi 38. ayetlerinde arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de vahiy kavramının hangi anlamlarda kullanıldığını bize gösteren, anlatan ayetlerdir arkadaşlar. Bu ayetlere baktığımız zaman bunları ne yapacağız? Göreceğiz değerli öğrenciler. Ve soru 10'a geliyoruz arkadaşlar. Vahyin aşamalarını şema çizerek gösteriniz. Arkadaşlar bu şemanın bir farklı örneği kitabımızda da mevcuttur arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle bir şema çizebilirsiniz. Arkadaşlar vahiy Allah Celle Celaluhu Hazretleri tarafından ne yapılır? Melekler aracılığıyla, bakın meleğin yanında vahiy kavramını görüyorsunuz, verilir ve Cebrail aleyhisselam, burada da öncelik orada melek, onun tarafından da peygamber aleyhisselamlara ne yapılır? Gönderilir, indirilir, tebliğ edilir, onlara verilir, düzeltiyorum, onlara indirilir ve peygamberler tarafından da insanlara ne yapılır? Tebliğ edilir. Bu şemayı çizerseniz doğru yapmış olursunuz. Ve soru 11'e geliyoruz sevgili arkadaşlar.
Kur'an'ın vahiy süreci kaç yıl devam etmiş ve kaç tarihinde sona ermiştir? Arkadaşlar sorumuz böyle. Arkadaşlar Kur'an'ın vahiy süreci 23 yıllık bir sürece tekabül ediyor. 23 yıl devam etmiş ve 632'de sona ermiştir. Evet, 632'de sona ermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy yoluyla aldığı ayetleri muhataplarına tebliğ etmiştir. Yani aldıkça tebliğ etmiş ve tabii bunları aynı zamanda hem kendisi ezberlediği gibi sahabeye de ezberletmiş ve ayrıca vahiy katiplerine de ne yapmıştır? Yazdırmıştır. Ve bu ezberletmenin sonucu da arkadaşlar biliyorsunuz hafızlık müessesesi gelişmiştir. Özellikle bizim kültürümüz buna çok önem verir bilirsiniz. Ve soru 12'ye gelelim. Vahyin yazılması ve korunması adına inen ayetler peygamberimiz tarafından yazdırılmış ve ezberletilmiştir. Cümlemiz böyle, bir öncül verilmiş. Buna göre diyor, ön plana çıkan 4 vahiy katibinin adlarını yazın. Arkadaşlar 40'a kadar vahiy katibi var ama bunlardan ön plana çıkan 4'ünün adını yazın demiş. Arkadaşlar Zeyd bin Sabit, Ali bin Ebi Talip, Muaz bin Cebel, Übey bin Kab gibi kişileri farklı zamanlarda vahiy katibi olarak peygamberimiz ne yapmıştı arkadaşlar? Görevlendirmişti. Vahiy katiplerinin sayısı arkadaşlar 40'a kadar ulaşmıştır. Mekke'de, evet arkadaşlar, Mekke'de ilk vahiy katibi Abdullah bin Sa'd bin Ebi Ser, Medine'de ise Übey bin Kab'dır arkadaşlar. Daha sonra da bu işi devamlı olarak Zeyd bin Sabit yapmıştır. Arkadaşlar bununla ilgili kaynak da İbni Hacer, Fethül Bari, bir Sahih-i Şerhil Buhari eserinin cilt 9 ve sayfa 22'sinde vardır. Bu kaynağı da verdim ki kaynaklı olarak bilin. Evet arkadaşlar. Geliyoruz diğer soruya. 13. soru. Arkadaşlar Kur'an'ın Ramazan aylarında hatim edilmesinin, değil mi? Biz Ramazan aylarında Kur'an'ı hatim ediyoruz arkadaşlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemine dayanan bir geleneği var mıdır? Yoksa biz kafamıza göre mi uydurduk hatim geleneğini? Bunu soruyor. Açıklarınızdır. Arkadaşlar her sene Ramazan ayında Allah Resulü kendisine o yıla kadar gönderilen ayetleri Cebrail'e okuyordu. Cebrail aleyhisselam'a okuyordu. Buna da arz denilmektedir. Yani sunmak. Cebrail'e sunuyor. Her yıl Ramazan ayında. Evet. Hadisler bu mukabelenin zaman olarak geceleyin yapıldığını gösterir. Demek ki geceleri Peygamberimiz Hazreti Cebrail'e Kur'an'ı her yıl Ramazan ayında okuyor, tekrar ediyor. Evet. Yani bir nevi denetleme işlemi yapılıyor Cebrail tarafından. Evet. Arkadaşlar Kur'an vahyinin tamamlandığı peygamberin vefat yılında ise bu arz Ramazan ayı boyunca iki defa vuku buldu. Yani her yıl bir kere yapılırken peygamberimizin vefat yılında iki defa Ramazan'da vuku buldu. Gerçekleşti. Bu bir anlamda Kur'an'ın baştan sona iki defa hatmedilmesi denmekti. Bugün Müslümanların Ramazan ayında yaptığı mukabele geleneği arz-ı sünnetine uymanın bir sonucu olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Yani bu bir kafadan atma, bid'at işlemi değil arkadaşlar. Peygamberimizin yaptığı bir geleneği ona hürmeten, ona saygı amaçlı biz de ne yapıyoruz? Özellikle atalarımızın bu konuya verdiği hassasiyet doğrultusunda Ramazan aylarında biz de yapıyoruz. Ve soru 14. Kur'an-ı Kerim kim tarafından bir araya getirilmiş arkadaşlar ve çoğaltılmıştır. Kim tarafından da çoğaltılmıştır diyor arkadaşlar sorumuz. Arkadaşlar Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ı çağırarak ona Kur'an'ı cem etme görevini verdi. Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Osman'ın devlet başkanlığında da Hazreti Osman tarafından Hazreti Osman döneminde çoğaltılan mushaflardan zamanımıza ulaşan var mıdır arkadaşlar? Evet çok önemli. Varsa kaç tanedir ve nerededir? Arkadaşlar Hazreti Osman döneminde çoğaltılan mushaflardan 3 tanesi zamanımıza kadar gelebilmiştir. Bunlardan biri Topkapı Sarayı'nda Hırkayı Saadet Dairesi'nde arkadaşlar numarasını da verdim kayıtlıdır. Birisi Taşkent'te Eski Eserler Müzesi'ndedir. Diğeri de Londra'da British Library, İngiltere'deki kütüphane, British Kütüphanesi'ndedir. Numarası 2165 burada bulunuyor. Yani şu anda 3 tanesi günümüze kadar ne yapmış gelmiş. Arkadaşlar soru 16. Besmele'de geçen Rahman ve Rahim isimlerinin kapsamı hakkında bilgi veriniz. Arkadaşlar Besmele'de geçen Rahman ve Rahim isimlerinden Rahman her insanı kuşatan, Rahim ise ahirette sadece inananlara gösterilecek bir rahmeti ifade eder. Bunun da kaynağı Elmalı Hamdi yazarın Hak Dini Kur'an Dili cilt 1 sayfa 42. sayfasına dayandırarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Demek ki Rahman ismi dünyada bütün insanları kapsayacak şekilde olan bir rahmet ifadesidir. Rahim ise ahirette sadece inananlara yönelik
yapılacak bir rahmeti ifade ediyor. Delilini de gösterdik. Evet arkadaşlar, soru 17. Nimet verdiklerinin yoluna ilet. Fatiha suresi 7. ayet. Ne demektir arkadaşlar? Yani nimet verdiklerinin yoluna ilet. Ne demektir? Ne ifade ediyor? Bunu soruyor sorumuz. Yorumlayınız diyor. Yorumlayınız. Arkadaşlar şöyle yorumlayabiliriz. Kendilerine nimet verilenler arkadaşlar, Allah'ın gazabına uğramaktan ve sapıklıktan emin olanlardır. Yani eğer Allah'ın gazabına uğramamışsanız ve sapık da değilseniz, o zaman Allah'ın en büyük nimetine kavuşmuşsunuz demektir. Dolayısıyla aynı zamanda nimetten maksat arkadaşlar, doğru bir şekilde yaşayarak Allah'ın rızasını kazanmanın sonucu olarak bahşedilen hakiki ve sürekli nimetlerdir. Dolayısıyla Nisa suresinde arkadaşlar, kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sadıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştırlar buyurulur. Evet arkadaşlar, inşallah hepimiz de bu ayete muhatap oluruz Müslümanlar olarak. Ve soru 18, Fatiha suresinin sonunda neden amin denilmektedir açıklayınız. Arkadaşlar Fatiha'nın son ayeti bir dua cümlesi olup surenin sonunda Rabbimiz kabul buyur anlamında amin denilmektedir. Allah Resulü'nün de Allah'tan sonra Fatiha'dan sonra amin dediği ve ashabına böyle demelerini emrettiği ifade edilmektedir. Konuyla ilgili başka hadisler meleklerin de bu duaya amin dediklerini anlatır. Bu yüzden cemaatle namaz kılarken Fatiha'nın sonunda mutlaka amin denilmesi gerekmektedir arkadaşlar. Şimdi bizler de amin deriz. Genellikle Arap ülkelerinde arkadaşlar Kabe'deki kılınan namazlara dikkat ederseniz sesli söylenir. Hanefi mezhebinde sesli söylenir. Diğer mezheplerde sesli söylenmesi sünnettir. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna daha geldik. Bu duygularla hepinize sevgiler sunuyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgili kalın. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.